Değerli konuklarımız şöyle bir gelişme oldu bugün akşam saatlerinde saat 21'de e, Kılıçdaroğlu bir e, video mesajı yayınladı saat 21'de. Diyor ki şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi 8500 liradır bu Ramazan bayramı da buna dahildir. Kurban Bayramı'nda hesabınıza 15 bin lira yatırılacak geriye dönük ödeme yapacağız diyor. Yani ba emeklerin bayram ikramiyesine e, yüzde kaç oluyor bu? E, yüzde 325'lik bir zam. Yüzde oluyor herhalde. Ne, pardon? 2 bin liraydı. 2 bin liradan 8 bin 5. 2, 2, 2 bin liraydı. normalde aslında 1100 lira. 2000'e çıkarılıyor. Ben 8500 evet. yapacağım. Ne, ne diyorsunuz Abdülkadir Selim? Yani Allah daha çok versin. Belli seçimi kazanmış. Şey yapıyor. Ben emeklilere bir kuruş daha fazla verilse ona sevinirim. Zafer şahin. Ahmet Bey burada hani bu uçuk vaatler bize şunu gösteriyor ki öyle anlatıldığı gibi işte çok öndeyiz. %60'la seçimi alıyoruz. Savları doğru değil. Hani popülizmin deyim yerinde ise dibine vurmuş durumdalar. Kimse tabii ki emekliye verilecek ikramiyeye söz etmez. Keşke olsa da verilse. Yani şu var bakın memlekette 13,5 milyon şu an emekli var. EYT'lerle beraber bu rakam 15 milyona çıkacak. Siz bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için 4 çalışana 1 emekli düşmesi lazım. Bütün dünyada bu böyle. Ama siz şimdi burada eğer Hani bu vaatlerde bulunuyorsanız şu otomatikmen kendiliğinden gelir. Ee, o zaman çalışana ne vereceksiniz? O zaman devletin yapması gereken asli hizmetlerine kaynağı nereden bulacaksınız gibi. Şu an ben bunu konuşarak risk alıyorum ama yani birilerinin de bunları söylemesi lazım. Popülizmin bizi götüreceği hiçbir yer yok. Demek ki Kemal Bey e, taktiksel olarak daha fazla oy toplayabilmek için toplumun her kesimine bu tip mesajlar verecek. Ee, hani 1100 lira olan, 2000 liraya çıkan emekli ikramiyesini 8500 liraya, %400'den daha fazla e, arttırması, arttıracağını vaat etmesi. Ee, hani şu var, %325. yerine getirebilir mi? Biraz toplum ona bakar, biraz ona bakar. Ee, toplum. Burada, hani bu ah, gerçekçi bir, şey. bir vaat midir? Yerine getirebilir mi? Ha, şunu da sorarlar, bakın şunu da sorarlar. Daha önce şu oldu, asgari ücret dedi, bizleri şu kadar çıkartacağız belediyelerimizde. Çıkartılmadı. Asgari ücret şimdi o seviyelere geldi. Hala bugün CHP'li belediyelerde grev kararı alan yerler var, belediyeler var. Ee, ücret anlaşmazlıkları yüzünden. Bir de böyle e, gerçek, reel sorunları da var belediyelerde CHP'nin. İlk, i̇lk defa e, bu seçimde e, tarafların karşılıklı olarak el yükselttiklerini değil, bir tarafın el yükseltmeye çalıştığını e, görüyoruz. Bu somut bir gerçek olarak ortada var. İktidar nasıl e, emekli maaşlarını 7500'e en düşüğünü çıkardıysa karşı bir hamle yapmak gerekiyordu. Bu karşı hamle de bununla geldi. Bundan sonraki son düzlüğe girerken. Bu bitmez Gürbüz Bey. Efendim, karşı hamleler bitmez. Evet, yani bu son düzlüğe girdikçe e, mutlaka iktidardan gelecek her hamleye, eli daha da yükselterek başka hamleler gelecektir. Çünkü hani bu Türkiye'nin kaderi oylanıyor, bu son şans, bu son seçim denildiği için elimizde olan olmayan ne varsa taraflar ortaya sürsün anlayışı var. Ama taraflar ortaya, süre, ortaya sürerken halk da bunu büyük bir gülümsemeyle özellikle emekliler açısından bakarsak ani güzel daha da fazla kazanıyoruz, daha da fazla geliyor. Bu öyle bir beklenti oluşturacak ki seçimlerin sonunda kim kazanırsa kazansın kim kazanırsa kazansın kendisini çok büyük bir fatura ile karşı karşıya bulacak. Ondan sonraki süreçte bu iş nasıl çözülecek, memnuniyetsizlikler nasıl artacak onu bilemiyoruz. İsmail Bey. Ahmet Bey, Ahmet Bey çok özür dilerim. Bakın 93 seçimlerin, 91 seçimlerinde Çiller, Sayın Tansu Çiller işte o zaman ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı. İki tane temel vaat vardı. Hatırlayın bir tanesi herkese Demir Ali'nin koalisyonu 38-43 yaşında emeklilik. 30 yıllık sorun yeni çözüldü. Tayyip Erdoğan çözdü. Popülizm. ikinci popülizm şuydu. Herkese iki anahtar. Bir ev, bir araba. O vaat ne kadar gerçekçi ise bu vaatte o kadar gerçekçi. O Demirel'in vaadiydi. Evet. Ee, İsmail Bey. Ama o vaatlerde seçim aldı. Evet. Aldım, yani yani. aynı. Aldırdı. O da doğru. Şimdi Şimdi e, yani bir kere hani e, seçim sıkıntıya girdi. Hadi biz de biraz verelim bir şeyler e, noktasında bir eylemse eğer e, e, Sayın Cumhurbaşkanının seçimi kaybetsem bile EYT'yi asla çıkarmayacağım dediği EYT'ye bakmak lazım. EYT çıktı. Ha çıktı. Ama dün, adam böyle, çözdü. Or, sorunlarıyla çıktı şu çıktı. Adam çözdü çıktı. İsmail Diker. Var ama çıktı. Depreme yani, rağmen çözdü adam. Efendim depreme rağmen adam çözdü dedirtti. Yani e, e, muhalefet muhalefet o kadar çok bastırdı ki e, o e, karara imza atmak zorunda kaldı AKP hükümeti. Yapacağım. Yani buradan biraz öyle adam yani çözdü. Bunu herkes, bunu Millet böyle onu biliyor görür. lütfen. Ha biliyor. Emekli maaşını zaten emekli maaşını zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi bundan e, bir ay önce 11.800 lira olması gerektiğini söyledi. 11.800 lira. Bunun da hesabını kitabını ayrıntılarıyla sosyal medya hesaplarından ve diğer katıldıkları programlardan anlattılar. Bayram ikramiyesine gelince onu da şu andaki asgari ücrete eşitlemiş durumdalar. Bu da son derece normal. Ha kaynak nereden gelir? Yani e, kaynak bu memleketin kaynağı tükenmez. Biz neleri besledik, neleri doyurduk? Emekliye iki tane 8500 lira mı veremeyecek bu ülke? Çok rahatlıkla verir o konuda kimsenin endişesi olmasın yani verir vermez diye bir şey yok. Yani inmediğimiz kullanmadığımız havaalanına köprüye otoyola bilmem neye kıyamet gibi para verirken e, elbette emeklilere... O doğrular, otoyollar köprüler şakır şakır para yok Yani de şakır şakır para kazandırıyor o tabii, yollar, tabii, Zafer halkımız da o havalanlarından biniyor ben, ben Van'dan, ben, ben Van'dan ben, ben biniyor uça Hakkari Yüksekova'dan biniyor uça hep bu, seçkinler bu, bu mi binecek Yüksekova'lı yani, köylüler Zafir, biliyor Vanlı e, köylüler e, biliyor Muşlular e, biniyor İstanbul'a geliyor rakamlar ortada rakamlar ortada bu rakamlarda kime neye ifade ediyor hepimizin malumu zaten sevgili Abdülkadir Selvi halkın kullandığı her şeyden rahatsız oluyorsunuz Biraz da Vanlı köylü, Muşlu köylü. Halkın kullandığı doğal, şeyden rahatsız olmuyorum. Aksine ya. halkın ne kullanmadığı bir ya. şeyin yüksek hızlı iş giren, adamlarına kendilerine verilmesinden rahatsız ya? Halkın kullandığı Kivasa şeyden niye rahatsız olayım? Halk kullanamıyor. Halk Avrupa'da kullanamıyor. Kullanmıyor. Şey Uçmamış, hizmetine. inmemiş. Havalanda boş müşteri boş yok. Destana, geç onları. Ondan rahatsız oluyorum ben. Kullandığından değil. Evet. Kullanmadığına verdiği paradan aynı rahatsızım. Şeyi söyledi, ya, bu, bu bir, bu bir şehir bak. efsanesi. Üçüncü havalanı yetmiyor şimdi. Peki arkadaşlar. Çok kısaca ya, söyleyeyim. Sonra Ahmet geldik. Bey vakit varsa şu Zafer Havalimanı'nda bir cümleyle özetleyeyim. Bakın bu bir şehir efsanesidir. Türkiye'de kar eden havalanı sayısı bunu belki itiraf kabul ederler. Çok azdır. Her kamu yatırımı kar etmesi amacıyla yapılmaz. O bölgedeki insanların Kullanımı için yapılır devlet hizmeti olarak yapılır evet. ee, İstanbul Peki. Havalimanı'nın Karı hepsini Zaten amorti ediyor Bu depremde biz bu hava alanlarının Yolların kıymetini en çok bu depremde gördük Eğer Peki. her ile havaalanı yapılmasaydı Çok farklı şeyler konuşuyor olur Teşekkürler Hakan 8500 lira konusunda Küçük bir nüansla farklı düşünüyorum Rakam gerçekçi Akıllıca bir vaat Tesiri olabilir 18 oyun bile önemli olduğu bir seçimde iktidar buna bir şekilde cevap vermeli. Havaya vaat ediyorlar bunu kamufle etmez, deruhte de etmez. Ama sırf buna karşılık diye gözükmesin diye 10-15 gün sonra aradan zaman geçti. Fahri danışmanlık yapıyoruz. <laughs> Belli bir zaman geçtikten sonra iktidarda e, iktidar da direkt ciddi bir rakamla bir karşılık vermeli bu hafife alınacak bir şey değil. Şey, seçim bıçak sırtı. Şey dese olmaz mı? Hani ya veremezler. Olmaz. Buna At, olmaz. Olmaz. Buna olmaz. <laughs> 8.500 lira rakamı çok gerçekçi ve akıllı bir rakam. Peki şey dese mesela Kılıçdaroğlu ne veriyorsa iki katını vereceğiz dese. O da olmaz. Canım. Buna bir rakam <laughs> olur mu? Demirel dedi ama <laughs> seçim kazandı. Özenliği bu veriyorsa, abi veriyorsa dedi yani. Ben ona gönderme <laughs> yapıyorum ya. Ahmet Bey, Ahmet Bey bu bakın bu vaatler tabii çok hoş da e şimdi gidin hadi 11.500 lira asgari ücreti şu ortamda e, sanayiye anlatın. Nasıl yapacaksınız? Bu çarkları nasıl çevireceksiniz? Bu işin finansmanı nasıl olacak? Öyle popülizmle olmuyor o işler. Efendim havalanı yapmazsın, emekliye verirsin. Ya hayatın ekonominin temel kuralıdır. Çalışacaksın, üreteceksin, satacaksın. Peki. Bunu vatandaşının hizmetine sunacaksın. Peki, Peki, kullanacaksın. Bitiriyoruz. Yani Aa, hava, popülizmle, bu popülizmle hiçbir yere Demek varılmaz. Biz, o zaman ben mesela, havalanı yapılmasın. Emekleri verirsin diye bir cümle kurmadım. Havalana akıllıca ben yapılsın. Arkadaşım. o Yatırım akıllıca yapılsın. Emekçilere verilsin dedim. Yani, yani yatırıma karşıyım arkadaşlar çok teşekkürler. O bölgemiz de deprem bölgesidir. Olası bir depremde o hava alanı çok işe yarar. Başka durumlarda da çok işe yarar. Çok teşekkürler. Her i̇şletmesini kar etsin yapmış. mantığıyla yapmaz. Tabii tabii daha konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hakan Bayrakçının şeyi çok e, güzeldi. Diyor ki e, ya bu Kılıçdaroğlu bu parayı veremez falan diyerek bu işten kurt sıyrılmak. Bu konuda olmaz. Bu konuda 500 lira vaadinde olmaz. Olmaz. Çünkü akılcı bir rakam seçmişler. Eee daha farklı bir karşılık vermeleri evet. lazım diyorsun. Evet. Bir şey vaat edilecek. Buna karşılık <laughs> verilecek çare yok. 10 Bak, gün sonra da okur. Bakalım Erdoğan ne diyecek? Ona şimdi gözümüzü ona Bilmiyoruz ama okur. yani bu, bu şeyle bu hayali vaatle geçtirilmez bu. Yanlış. İsmail Dükel, Zafer Şahin, Gürbüz Evren, Hakan Bayrakçı ve Abdülkadir Selim çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.